Çok teşekkürler. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar. Ben öncelikle Akabi ve Rosa Luxemburg Vakfı'na bana bu imkanı verdikleri için teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Konuşmama başlamadan önce tuhaf bir soru sormak istiyorum. Bu salonda şu anda dinleyecek olanlardan kaç kişi Talat Paşa belgelerinin sahteliği konusunu duymadı? Yani böyle bir şeyi ilk defa şimdi duyuyor. Evet, çok azımız. Tahmin ettiğim gibi hakikaten bu konuyla aşağı yukarı uğraşan herkesin son derece yakından duyduğu diyelim, bildiği ayrı bir konu, duyduğu bir mesele ve İşin özü Talat Paşa'ya ait olduğu iddia edilen bir takım telgraflar vardır ve bu telgraflar sahtedir. Ermeniler bunları uydurmuşlardır. Şimdi ben bu telgrafların sahte olmadıklarını ve gerçek olduklarını anlatacağım ve bu anlamda söylediklerimin aslında Ermeni soykırımı alanında ciddi bir deprem anlamına geldiğini düşünüyorum. Çünkü Türk hükümetinin en önemli merkezi argümanı bu idi. Şimdi konuyu anlayabilmeniz için ilk önce bir arka plan bilgisi vereyim çok kabaca. Aram Andonyan bir Ermeni entelektüelidir. 1915 Nisan'ında tutuklanan entelektüellerinden biridir 24 Nisan'da. Çankırı'ya sürülür. Oradan tekrar Derzor'a öldürülmek üzere giderken tesadüfen ayağı kırılır ve hayatta kalır. Ve daha sonra yeniden bahsedeceğim sizlere Meskene toplama kampında ve Halep'te bulunur ve orada Naim Efendi isimli bir Osmanlı bürokratıyla tanışır ve bu Osmanlı bürokratından para karşılığında bir takım belgeler satın alır. Daha sonra Naim Efendi'nin bu belgelerini hatırat olarak anılır bu. Naim Efendi'nin hatıratı. Aram Andonyan 1920 ve 21 yıllarında 3 dilde kitap olarak yayınlar. İlk önce Fransızca olarak yayınlanır, sonra İngilizce olarak yayınlanır 1920'de ve en son 1921'de Boston'da Ermenice olarak yayınlanır. Kitabın adı Metz Vojire, Büyük Cinayettir. Ve İngilizcesinin başlığı Naim Efendi'nin, Naim Bey'in hatıratıdır. Ben çalışma boyunca Ermenice kitabı esas aldım. İngilizce kitabı kaldırıp çöpe atabilirsiniz. Hiçbir anlamı ve önemi yok. Andonyan İngilizce bilmezdi. Onun için de kitap Palas Pandras bir çeviriden ibarettir. Ve kötü bir çeviridir, özettir. Kitabın belgeleri de doğru dürüst konmamıştır. Unutabilirsiniz. Fransızca kitap fena bir kitap değildir. Hala bazı paragrafları eksiktir ama kullanılabilir. İyi bir çeviridir. Bu kitap 1921'de yayınlanır ve içinde Talat Paşa'nın Ermenileri doğrudan öldürme emri vardır. Andonyan'ın bu belgeleri ne zaman satın aldığını da biliyoruz. 1918 Kasım ayında satın almıştır belgeleri. Ekranda gördüğünüz Andonyan'ın kendi el yazmasıyla tuttuğu bir nottur. Bu notta Andonyan der ki, Naim teşekkür etmek için şahsen otele geldi. Getirmeye söz verdiği belgeler için otel sahibi Onnik Mazlumyan nezdinde tekrar arabuluculuk yapmamı istedi. Kendisine yine el yazısı kopyalar olduğu takdirde ödeme yapacağımı söyledim. Orijinallerini getirirse başka. Ödeme yapmayacağımı söyledim, pardon. Dolayısıyla buradan biliyoruz ki 1918 Kasım'ında bu belgeler teslim edildi Andonyan'a ve
1918'den sonra 1919 yılında Andonion bu belgeleri aldı ve Paris'e götürdü. Paris'te Bogos Nubar Paşa kütüphanesine bıraktı bu hatıratı ve belgeleri. Ayrıntılı bilgiyi vereceğim. Bugün bunlar kayıp. Nerede oldukları bilinmiyor. Bir ara parantez daha. Bütün bu bilgileri Ekim ayında ayrıntısına bilgisine sahip olabileceğiniz Krikor Gergeryan isimli bir Katolik Ermeni papazının arşivinden almış bulunuyorum. Krikor Gergeryan Sivaslı bir Ermeni idi. 1911 doğumlu. Soykırımdan tesadüfen kurtuldu. 12 kardeştiler, 6'sı ve anne babası öldürüldü. Sonra Kahire'ye yerleşti. Kahire'de papaz olduktan sonra Ermeni dini liderlerinin nasıl imha edildikleri üzerine çalışmaya karar verdi. Çalışmaya karar verince de 1940'lı yıllarda belki çoğunuzun ismini duyduğunuz Nemrut Mustafa Paşa ile karşılaştı. Nemrut Mustafa Paşa veya diğer ismiyle Kürt Mustafa Paşa, İstanbul Divani Arbi Örfi, İstanbul'daki askeri mahkemelerin bir hakimi idi. Biliyorsunuz İstanbul'da yargılanmalar yapılmıştı iddiatçı yöneticilere karşı. Krikor Gergeryan'a dedi ki, boşuna ortalıkta dolaşma. Bütün belgeler Kudüs arşivindedir. Ben hakimken Ermeni Patrikliği mahkemelerdeki Ermenileri temsilen katılabiliyorlardı. Bir sürü belgeyi aldı, sonra Kudüs'e götürdüler. Sen de oradan Kudüs'e git. Gergeryan Kudüs'e gitti ve orada Ekim ayında daha ayrıntısını göreceğiniz son derece önemli belgeleri buldu ve yayınladı. Bunlardan sadece iki tanesini ben 15-20 gün önce yayınladım. New York Times'ta ana haber olarak, kapak haberi olarak geçtiler. Önemli bir olaydı. Bahattin Şakir adlı bir İttihat Terakki yöneticisinin öldürme emri idi. Krikor Gergeryan daha sonra Paris'e de gitti. Bogos Nubar Kütüphanesi'ne. Oradaki belgeleri de çekti. Ve bu zengin arşivi oluşturdu. Dediğim gibi Bogos Nubar Kütüphanesi'ndeki Andonion materyalleri dediğimiz bu materyaller bugün kayıptır. Ama Krikor Gergeryan sayesinde bunlara sahip olmuş bulunuyoruz. Aslında hatırat denen şey bir hatırat değil. İlginç bir yazı bu. Göstereceğim size Naim Bey'in kendi el yazısıyla kopyasını çıkarttığı 52 tane Osmanlı belgesidir. Fakat bu 52 Osmanlı belgesini kopya ederken Naim Bey aralara da hatırladıklarını yazıyor. Bütün hatırat 52 telgraf ve Naim Bey'in hatıralarından oluşur. Ayrıca deminki notta da gördünüz. Andonion diyor ki orijinal belge getirirsen sana artık para vereceğim. El yazısı kopya getirirsen vermem. Bunun üzerine de tahminen 22 tane de orijinal belge getirip veriyor Naim Bey. Onları da göstereceğim sizi. Bu 22 görüntüden 18 tanesinin hatıratta el yazması hali mevcuttur. 18 görüntünün 14 tanesini Ermenice kitapta basmıştır. Size resimlerini göstereceğim. Bu 14 belgenin, resmi kitapta yazılan 14 belgenin 5 tanesi şifrelidir. O ne demek onu da resmini göstereceğim size. 9 tanesi ise çözülmüş normal yazıdır, belgedir. Dolayısıyla elimizde 5 tane şifreli belge var. Tartışma konusu olan ana belgeler. Bunlardan iki tanesi üç rakam grubuyla yazılmıştır. Üç tanesi de iki rakam grubuyla yazılmıştır. Dediğim gibi bunların çözülmüş halleri de hatıratta mevcut.
İşte bunlar çözümü yapılmış telgraf örnekleri size. Bu Dahiliye Nezaretinden, İçişleri Bakanlığından şifreli telgraf geldiği zaman size anlayabilmeniz için mekanizmayı anlatayım. Şifreli, yani numaralı olarak geliyor telgraflar. Memur çözüyor, yazıyor, getiriyor ve sonuçta valinin önüne koyuyor. Şu imza, aşağıda gördüğünüz imza Halep valisinin imzasıdır. Ve vali de burada hangi makama gidecekse o makama gidilmesi için gönderme yazısı yazıyor. Onun için yukarıdaki yazıyla aşağıdaki yazı farklı. Çünkü bu valinin nereye, hangi makama gönderileceğine ilişkin yazdığı yazı. Bunlar çözümü yapılmış telgraf örnekleri ve 9 adettirler. Bir de çözümü yapılmamış telgraflar var. Bunlar Halep'ten İstanbul'a yollanan. Oo, çok özür dilerim. Tabii buraya tutmam lazımdı. Derhal göstereyim. Bu Dahiliye Nezaretinden geliyor telgraf. Ve altında zaten Nazır'ın imza var. Bu Talat'ın imzasıdır. Tabii Talat'ın kendi imzası değil. Oradaki memur Talat'ın ismini yazıyor Halep'teki. Daha sonra valinin önüne geliyor. Bu valinin imzasıdır. Vali de hangi makama yazılacaksa o gelen emir o makama yolluyor. Bu yazıların farklı olmasının nedeni budur. Bunlar 9 adet çözümü yapılmış belgedir. Ve aynı belgelerin, bu belgelerin, özür dilerim, burada gördüğünüz yazılmış hali, Arapça, Osmanlıca yazılmış hali, hatıratta da aynen vardır. Şimdi bu çok detay, ayrıntı bir konu. Şinasi Orel ve Yüca bu belgelerin sahteliğini söyleyenler, bu metinlerle hatırattaki metinlerin farklı olduklarını bile iddia ettiler. Artık bunlar farklı olmadığı için o konuyu tartışmıyorum bile ben sizle. Daha sonra bunlar 5 adet şifreli telgraftır. Bunlar Halep'ten İstanbul'a giden telgraflar. Onun için çözüm nasıl çözüldüklerini bilmiyoruz. Bunları İstanbul'a gittiğinde çözüyor memur ve ilgili daireye yolluyor. Bunların çözümü de Naim Bey, özür dilerim. Bunların çözümü de Naim Bey şeyde olduğu için ben bu işi beceremeyeceğim. Bir dakika. Bunların şu kırmızı, ha şurada. Bunların çözümü de hatıratın içinde mevcut. Yani hatıratta yazıldığı için biliyoruz bunlar ne demek. Yoksa bilebilmemiz mümkün değil bu rakamların neler olduğunu. Bu belgelere 3 örnek vereyim size. Söz konusu olan Talat'ın öldürme emirleridir. Bunlar ama sadece üçlü belgelerdir. Geri gösterirsem o detay da önemli sizin için. Dikkat ederseniz burada hiçbir ikili rakamların üzerinde hiçbir yazı yoktur. Üçlülerin üzerine dikkat ederseniz Arapça yazılar vardır. Çünkü İstanbul'dan geldiği zaman memur oturur, ilk yapacağı iş şifreyi bildiği için anahtarı yanındadır, anahtar defteri, çözerek yazar ve daha sonra bu düzgün yazıya çevrilerek şu örnekte gördüğünüz gibi bir hale sokularak valinin önüne konur. Bu da üçlü emirlerden birisidir. Şimdi bu telgraflara bir örnek veriyorum. 3 tanesi öldürme emridir ve 2-3 rakamlıyla yazılmışlardır. Örneğin der ki Talat Paşa, Ermeniler için Türkiye arazisinde yaşamak, çalışmak gibi haklar tamamıyla kaldırılmış ve bu bapta hükümet bütün mesuliyeti kabul ederek beşikteki çocuklarına varıncaya kadar bırakılmaması emrini vermiştir. Veya başka bir emir, Türkiye'de mevcut bütün Ermenilerin tamamen mahv ve imha edilmelerinin cemiyetin emriyle hükümetçe kararlaştırıldığı evvelce bildirilmişti. Kadın, çocuk, sakat diye düşünülmeyerek imha önlemleri ne kadar feci olursa olsun vicdani duygulara kapılmadan varlıklarına son verilecektir. Ben modernize ettim birazcık daha anlaşılsın diye belgeyi. Diğeri de yine aynı şekilde bir başka öldürme emri, vakit nedeniyle atlayarak geçelim. Bunlar direkt Ermenilerin imha edilmesine yönelik emirler olduğu ve soykırımı açıktan gösteren belgeler olduğu için
epeyce kullanıldı bu belgeler 1983 yılına kadar. 1983 yılında Şinasi Orel ve Süreyya Yüce adlı iki Dışişleri Bakanı mensubu bir kitap yayınladılar. Ermenilerce Talat Paşa'ya atfedilen telgrafların gerçek yüzü diye. The Talat Paşa Telegrams diye bu İngilizce'ye de çevrildi. Online, internetten bunları indirebilirsiniz bu iki kitabı da. Bu kitaplarla birlikte Talat Paşa telgraflarının sahte olduğu kanıtlandı. Bir ek bilgi size, araştırmam sırasında öğrendim ki birinci elden Şinasi Orel ve Süreyya Yüce kitabın yazarı değildirler. Kitap Dışişleri Bakanlığı'nca bir komisyon tarafından hazırlanmıştır ve kitap ilk önce beyaz kitap olarak yayınlanması planlanmıştır. Fakat daha sonra etkisi kuvvetli olsun diye Dışişleri Bakanlığı üzerinden beyaz kitap olarak değil, Türk Tarih Kurumu'ndan Süreyya Yüce ve Şinasi Örel'in imzasıyla yayınlanmıştır. Bu birinci el bilgidir size. Ben bu bilgiyi aldığım Dışişleri Bakanı yetkilisinden bu bilgiyi kullanabileceğim izinini de aldım. Kendisinden yaptığım bir görüşmede bu bilgiyi kullanabilir miyim dedi. Bana çok daha detay, başka bilgiler de verdi. Sizlerin bilmediği, bilemeyeceğiniz, onları söz verdiğim için sakladım, açıklamıyorum. Bu belgeler 83'te kitap olarak yayınlandıktan sonra artık akademi dünyasında bu telgrafların sahte olduğu kabul edildi. Hiç kimse, ama hiç kimse bu telgrafları kullanmadı artık kanıt olarak. En eleştirel bilim adamları bile bu konuda, en uç olabilecek olan bizler bile, ben bile kullanmadım. Bir başka diyelim ki bu konularda çok kalem oynatmış Hilmar Kaiser ilk yazdığı bir takım makalelerde ya bu konuya galiba yeniden bakmak lazım ifadelerini kullandı. Ben de son bir iki çalışmamda ancak ya bu tartışmayı yeniden açmak lazım galiba ifadesi dışında hiçbir ifade kullanmadım. Yani alanımızda en eleştirel tarihçiler açısından bile bu belgelerin sahte olabileceği zımmen kabul görüyordu. Sahtelik üç ana iddia üzerine oturuyordu. Üç temel tezleri vardı Oral ve Yüce'nin kitaplarında kullandığı. Birincisi, Naim Efendi isimli bir Osmanlı memuru yoktur. Dediler ki, biz bütün siciliye kalemlerini, Dahiliye Nezaret İçişleri Bakanlığı kalemlerini, her şeyi, sicil kayıtlarını İçişleri Bakanlığı'nın kontrol ettik. Yok, böyle bir adam yok. Bunu Andonyon uydurmuştur. İki, olmayan bir kişinin hatıratı da olamaz tabii. Ortada hatıratın herhangi bir kaydı da olmadığı için böyle bir hatırat da yok. Bu da sahte. Üçüncü önemli argümanları, Talat Paşa'ya ait olduğu söylenen belgeler tahrif edilmiş sahte belgelerdir. Yani o üç rakamlı, iki rakamlı belgeler sahtedir ve uydurulmuşlardır. Özet, bu bütünüyle bir Ermeni uydurmacasıdır. Ve 83'ten sonra o Türk Kaya Atöv'ler, başka işte Yusuf Alaçoğulları, hepsi sadece bu 83 kitabını tekrar eden sözler etmiş durmuşlardır. Ve ondan sonra da Ermenilere yönelik hakikaten bayağı bir ırkçı diyebileceğimiz saldırılar da yapılmıştır. İşte bu Ermeniler böyle şeyler üretirler diye. Demek ki Naim Bey yok, Naim Bey'in hatıratı yok ve telgraflar sahte. Telgraflar niye sahte? 12 tane neden saydılar kitaplarında. Ben bu 12 nedeni 5 maddede size özetleyeceğim. A. Bazı belgeler üzerindeki tarihler hatalıdır. Tarihler yanlış. Tarih yanlış olduğu için belge sahtedir. Ne gibi? Halep valisi Mustafa Abdülhalik Renda aslında Kasım başında Halep'te göreve başladı. Mektuplardan birisi, telgraflardan birisi Mustafa Abdülhalik Renda'ya Ekim ayında yazılmış gözüküyor.
henüz göreve başlamamış bir adama Kasım ayında telgraf yazılmaz. İki, daha önemli bir başka iddia, belgelerin, her belgenin üzerinde tarih ve numara var. Bu numaralar ile İçişleri Bakanlığı'nın gelen giden evrak defterlerindeki tarih ve numaralar uyumlu değil, farklı. Çok makul bir argüman, tez. Her bakanlık kendisine gelen evrağı, gelen evrağı kaydeder. Çıkan evrağı da yine giden evrağı kaydeder. Burada tarih ve kayıt numaraları vardır belgelerin. Dolayısıyla Naim Efendi tarafından verilen belgelerin kayıt numaralarıyla tarihleri İçişleri Bakanlığı'nın giden gelen evraklarında yok. Bunu da o defterlerden sayfalar yayınlayarak ispatladılar. Bu Orel ve Yuca'nın kitabına bakarsanız orada görürsünüz, gelen evrak sayfası, giden evrak sayfası yayınlanmıştır. Bu belgelerin tarih ve belge numaraları orada yoktur. Bundan dolayı da sahtedir iddiası var. Dördüncü önemli iddia, Vali Mustafa Abdülhalik'e bir ek bilgi, bu gelen giden evrak defterleri araştırmacılara verilmiyor. Yani bize bu evraklar, evrak defterleri verilmiyor. Onlar kapalı. Onun için bizim örneğin o evrak defterlerinde başka hangi belgeler var, başka hangi sistematiğe göre evrak tutuldu bilgimiz yok. Ama bu konuda soru ve cevap kısmında ayrıntılı tartışabilirim. Konu, benim arkada kitap var. Bu konu, Türkiye'de çıkan kitabın zaten özetini anlatıyorum size. O kitapta ayrıntılı bilgiyi de bulabilirsiniz. Üçüncü önemli iddia, Vali Mustafa Abdülhakik'e ait olduğu iddia edilen imzalar sahtedir. Dolayısıyla imza da valiye ait değilse, arşivden buldukları valiye ait bir imzayı bu imzalarla karşılaştırıyorlar. O zaman demek ki sahtelik var. Son önemli ciddi belge, kanıt, ikili ve üçlü rakam grupları, o gördüğünüz ikili ve üçlü rakam grupları aslında sahteliğin kanıtıdır. Çünkü Osmanlı bürokrasisi ikili ve üçlü rakam grupları ile telgraf düzenlemedi. Osmanlı bürokrasisi dörtlü ve beşli rakam gruplarıyla telgraflar düzenledi. Dolayısıyla Andonyon bilmediği için bunu uydurarak yaptı ve bundan dolayı sahtedirler. Ben şimdi bu konudaki iddiaların ciddiyeti üzerinde soru işareti çıkartarak tam aksini söyleyeceğim size. Ama şunu fark etmişsinizdir, oldukça ciddi iddialar. Kitabın kendisi de çok ciddi ve çok ciddi bir çalışma. Ve ama 2012'ye kadar bizim arşivde bu belgeleri ve bu kitapları kontrol etme şansımız yoktu. Askeri arşiv kapalı zaten bugün bile. Osmanlı arşivinde doğru dürüst belge yoktu. Onun için hiç kimsenin bu güçlü belgelere karşı, kanıtlara karşı çıkıp hayır, işin aslı şudur deme şansı yoktu. Onun için de bizim alanımızda bu kitap artık bir dönüm noktası oldu. Andonyon belgeleri, biz bunu Naim Andonyon belgeleri diyoruz. Bu Andonyon belgeleri gerçekten bir camcı dükkanındaki fil gibiydi veya bir odadaki bir fil gibiydi. Herkes bilirdi varlığını ama kimse dokunmazdı bu konuya. Benim şimdiki ana tezim şu, kitapta da yazdım, kitap konusu da budur. Bir, Naim Efendi isimli bir Osmanlı bürokratı vardır. Bunu Osmanlı belgeleriyle gösterebiliriz. Şinasi Oral ve Yüce yanlıştırlar. İki, Naim Efendi'nin yazdığı bir hatırat da vardır. Bu hatıratın orijinali de mevcuttur. O da bende var. Üç, Naim Efendi'nin hatıratında bahsettiği olayların doğruluğunu Osmanlı arşiv belgeleriyle ispatlamak mümkündür. Yani hatıratın kendisi de uydurma değildir. Arşivden kanıtlanabilir, örneklerini vereceğim. Dört, Talat Paşa'nın telgraflarının sahte oldukları konusunda ileri sürülen tezlerin tümü, hemen hemen tümü saçmadır. Hiçbir ciddiye alınacak tarafı yoktur.
tam bir hurafa ve efsane üretilmiştir. Ve artık bu dönemi bitirmek gerekiyor. Önce Naim Bey denen bürokratın varlığına ilişkin Osmanlı belgesi sunayım size. Ama bir ek bilgi. Naim Bey nerede? Burada. Meskene kampında 1916'nın Şubat'ına buraya görevli olarak atıldı. Meskene kampı burası. Toplama kampıydı. Bu kampa Andonion muhtemel, kesin tarih vermez, 1916'nın Ocak veya Şubat'ında gelmiş olmalı. Burada tanıştılar ve burada bol miktarda rüşvet verdi ve rüşvetten sonra da Halep'e kaçmayı başardı Naim Bey, Andonion ve Ermeni arkadaşları. Fakat bu kaçma olayı o kadar kolektif ve büyük bir eylemdi ki bundan dolayı biz bu Osmanlı belgelerine sahibiz. Birinci belge, çok şaşıracaksınız. Belgeyi yazan, yayınlayan Genelkurmay Başkanlığı. Genelkurmay Başkanlığı 2005 ve 2007 yıllarında 8 ciltlik bir Ermeni sorunu üzerine arşiv belgeleriyle Ermeni faaliyetleri diye bir kitap yayınladı. Kitabın 7. cildi, burada kapağını görüyorsunuz. 7. cildi bütünüyle Meskene'ye aittir. Meskene'nin 1916 yaz aylarındaki soruşturmalarına ait. O dönemde rüşvet o kadar büyük bir hale geliyor ki bu sürgünü ve şeyi engelliyor, imhaları. Onun üzerine askeri bir mahkeme kuruluyor ve askeri mahkeme soruşturmalar yapıp bir sürü tanık ve sanık ifadeleri alıyor ve ifadesi alınan tanıklardan birisi de sanık değil, tanık olarak ifadesi alınan Naim Efendi. Ve hakkında yazılan da burada görüyorsunuz. Eski Meskene sevk memuru. Zaten oraya öyle atandığı söyleniyor. Memuru olup bugün belediye hububat ambar memuru. Halep'te belediye hububat ambar memuru olmuş. Silifkeli, 26 yaşında, evli, Hüseyin Nuri oğlu Efendi, Naim Efendi'nin ifadesidir. İfadesi alınmış. Aynen öyle zaten 1916'da yazında rüşvetten dolayı görevden alınmış. Onu Andonion da söylüyor bize. Halep'te bulunuyor ve Halep'teki görevini de biliyoruz, resmi belge. Bir ayrıyeten resmi belgenin altında Naim Efendi'nin imzası da var. Böyle bir efendi var. Osmanlı memuru ve bunu yayınlayan Genelkurmay Başkanlığımız sevkiyat memuru olarak zaten hatıratında Naim diyor ki ben Halep'te işe başladım. Meskene'ye sevkiyat memuru olarak atandım. Sonra tekrar Halep'e geri döndüm. Bütünüyle Naim Efendi'deki ifadenin aynısı. Naim Efendi hakkında 3 tane Osmanlı belgesi daha var. Onları atlayacağım zaman sınırlaması nedeniyle. Bu 3 belgede bugün Paris Bogos Nuba Kütüphanesi'nde bulunuyor. Muhtemel bu belgeleri de Naim verdi Andonion'a ve Bogos Nuba Kütüphanesi'ne götürüldü. Diğer hatırat ve Talat Paşa telgrafları kaybolmasına rağmen bu 3 belge kaybolmamış. Nedenini de tahmin ediyorum. Çünkü bunların katalog yeri ayrı. Bunlar Andonion ve Naim Bey diye ayrıca kataloglanmamış. Bunlar Zohrab diye Ermeni mebusu Krikor Zohrab'ın özel dosyasının içinde durdukları için hayatta kalmışlar diye tahmin ediyorum. 3 belgenin hepsinin dibinde de zaten Naim Bey'in ifadesi var ve burada işte gördüğünüz gibi Naim Efendi oğlum diyerek vali görevli şeye yazıyor. Şu işi sen takip et diye. Çünkü İstanbul'dan Krikor Zohrab'ın o Ermeni mebusunun öldürülmesiyle ilgili soruşturmalar var. O da kendi başına uzun ayrı bir hikaye. Bu belgeleri atlıyorum şimdi. 3 ayrı Osmanlı belgesi daha var.
Şimdi Naim Bey Efendi diye birisi olduğunu aşağı yukarı hallettik. Böyle bir Osmanlı memuru var. İkinci önemli belge el yazması hatırat. Buyurun. Naim Efendi'nin el yazması hatıratı 35 sayfa olarak Bogos Nubar Kütüphanesi'nde iken Krikor Gergeryan tarafından filme alınmış hatırattır. Ve bu hatıratı daha sonra Bogos Nubar Kütüphanesi'nden birileri almış. Kimler almış, ne zaman almış bilmiyoruz. Tahminimiz 1950 ile 1974 arasındaki bir zaman diliminde. 50'de Gergeryan arşive gidiyor, filmi çekiyor, onu biliyoruz. 1974'te Yves Ternon, Fransız araştırmacısı, arşivde çalışıyor, bulamıyor. Hadi diyelim ki o bulamadı. 1980'li yıllarda Dadrian gidiyor, o da bulamıyor. Benim sevgili dostum Raymond Kevorkyan'la sürekli kavgamdır. O yıllarca bu kütüphanenin müdürlüğünü yaptı. Yemin billah ediyordu biz her sorduğumuzda köşe bucak aradım, yok. Kütüphanede yok. Birileri almış çıkartmış. Buyurunuz, hatırat da burada. Fakat hatıratı Antonio'nun 1921'de yayınladığı kitapla kıyasladığınızda ilginç bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Kitaptaki bazı sayfalar burada yok, bende yok. Antonio yayınlamış ama el yazması kopyaları mevcut değil. Kitaptaki bazı sayfalarda hatıratta mevcut değil. Yani Antonio yayınlamamış. Sonra öğrendik ki bu sayede Antonio aslında 1921'de hiçbir biçimde Naim Efendi'nin hatıratının bütününü yayınlamıyor. Antonio kendi aklınca ve kendisine göre bir kitap yazıyor. O kitabı yazarken de Antonio'nun Naim Efendi'nin kitabından bol miktarda alıntı yapıyor. Yerlerini değiştiriyor, sıralarını değiştiriyor, bazen paragrafı özetliyor ama bir konuda garanti verebiliyoruz. Hiçbir tahrifat yapmıyor. Hatıratta ne varsa onu alıyor, bir kısmını da dışında bırakıyor. Ama yayınladığı bazı sayfalarda yok. Peki yayınladığı sayfalar nerede? Onu da biliyoruz. Onu da yine Paris'te Krikor Gergeryan, Allah toprağını bol etsin, çektiği bir başka fotoğraftan dolayı biliyoruz. Gerçi bunun Fransızcasını yayınladılar daha sonra 80'li yıllarda. Bu Antonio'nun, Aram Antonio'nun 1937 tarihinde Cenevre'de Merit Terzian adlı soykırımdan kurtulmuş bir Ermeni kadına yazdığı mektup. Diyor ki hatıratında, İstanbul'da bir mahkeme vardı. Mahkeme Abdullahat Nuri'ye karşıydı. Abdullahat Nuri de Halep'teki Naim Efendi'nin sorumlusu sevkiyat müdürü. İstanbul'da sevkiyat müdürü Nuri Efendi'ye karşı mahkeme var Nuri Bey'e karşı. Antonio'nun kitabı aynı yıl yayınlanmış. İstanbul Patriği Zaven Efendi kitaptan haberdar oluyor. Antonio'na haber salıyor. Diyor ki kitaptan bize belge yolla. Antonio bu mektupta uzun uzun anlatıyor. Diyor ki İngilizce baskıyı hazırlıyorlardı Londra'da. Ben onlara dedim ki elinizdeki kopyaları yollayın. Onlar onu yolladılar. Ben de elimdeki sayfalardan Naim Efendi'nin kendi yöneticisi olan Abdullahat Nuri'yi en çok suçlayacak belgeleri aldım, İstanbul'a yolladım. Nerede bunlar? Muhtemel Genelkurmay'ın arşivinde bir yerlerde duruyorlardır. Dolayısıyla arada bir fark var. Peki, hatıratı bulduk. Naim Efendi'yi de bulduk ama bir bilim adamı olarak bizim işimiz burada bitmez. Ya hatıratı Naim Efendi uydurmuşsa? Çünkü biliyoruz ki içkici, kumar düşkünü ve rüşvet seviyor. Acaba Ermenilerin belge aradıklarını bilerek oturup bu hatıratı
yazmış olamaz mı? Ve belgeleri de üretmiş olamaz mı? Teorik olarak evet. Niye olmasın? Rüşvet düşkünü, kumarcı bir kişiliğe sahip Naim Efendi para kazanmak için bu işi yapmış olabilir. Ne yapmak lazım? Naim Efendi'nin hatıratında bahsettiği olayları elimizdeki bilgi ve belgelerle check etmek lazım. 2016'nın bütün bir yıl boyunca Osmanlı Arşivi'nde çalıştım. Ve hakikaten inanılması çok zor gelen şeyler keşfettim. Size Naim Efendi'nin hatıratında bahsettiği olaylarla Osmanlı Arşivinde bulduklarım üzerine bazı örnekler vermek istiyorum. Ayrıntısı kitapta var. Bu gördüğünüz Naim Efendi'nin hatıratından bir sayfa. Ve Naim Efendi hiçbir belge sunmadan aklında kaldığı kadar bazı isimlerden bahsediyor. Belge yok, hiçbir Osmanlı belgesi yok. Diyor ki İstanbul'dan Talat Paşa diyor bize bir tel yolladı diyor. Ofiste ben oturuyordum, bize geldi tel diyor. Ve Diş Çekenyan, Hazarabedyan, Toros Çağlasyan ve Leon Amiralyan isimli Ermenilerin Halep'te bırakılmasını emretti bize diyor. Fakat vali diyor dinlemedi. Bu Ermenileri de derzora sürdü ve öldürdü. Dediğim gibi hiçbir belge yok, aklından söylüyor. Arkadaşlar, Osmanlı belgesi, Talat'ın emri. Aynı isimler, Osmanlı belgesi, Naim'in söylediği gibi Talat gerçekten bu emri yollamış ve diyor ki Hazarabedyan Melkon, Amiralyan Leon, Diş Çekenyan Osep, Çağlasyan Toros bunları Halep'te bırakın diyor. İlginç bir bilgi size. Andonion bu sayfaları yayınlamamış. Yani Türk Tarih Kurumu kitabı yayınlanırken Andonion'un kitabı alınıp oradaki belgelerden hareketle arşivi temizleme şansları yok. Çünkü yok bu. Bunu şimdi ben keşfettim. Biz bulduk yeni. Bu birinci örnek. Bunlar Maraşlı. Tabii ilginç bir anımı anlatayım. Bir yerde Los Angeles'ta bir konuşma yapıyorum. Ya böyle şeyler de oluyor. Ermeni arkadaşlara kitabı tanıtıyorum. Daha çok Ermeni cemaati. Bir tanesi kalktı. Benim dedem olur dedi. O aynen öyledir dedi. O hikayeyi ben biliyorum dedi. Maraşlı. Yani o tür şeyler de destekleyici hikayeleri de öğreniyoruz. İkinci örnek gene Andonion tarafından yayınlanmayan bir başka bilgi. Kozan mebusu var. Kozan milletvekili Nalbantyan Efendi. Talat Paşa'nın ilginç bir politikası var. İstanbul'da oldukları için milletvekilleri genellikle Ermeni milletvekillerinin akrabalarına kıyak çıkıyor. İyi davranın diyor. Ve Halep'e yolladığı telgraflarda akrabalarının başka yerlere sürülmemesi ve olduğu yerde bırakılmasını istiyor. Bunlardan birisi de Sogomon Efendi. Ve Sogomon Efendi'nin yine belge vermiyor. Bu da çok ilginç bizim için. Naim Efendi hiçbir belge vermiyor. Diyor ki Sogomon Efendi için diyor çok fazlasıyla diyor yazı geldi gitti diyor. Ama diyor vali diyor Talat'a yalan söyledi diyor. Ve diyor sonuçta Sogomon Efendi'yi de sürdü diyor. Halep'te tutmadı. Arkadaşlar arşivde onun üzerinde belge var Sogomon Efendi'ye ilişkin. Ve hakikaten Nalbandyan'ın ailesinin Halep'te bırakılmasına ilişkin. Listeler işte burada da listede kendiniz görüyorsunuz. Bunlar Sogomon Kuyumcuyan olarak da yazılan isimler. Bu belgeler bize bir şeyi gösteriyor. Bir, Naim Bey hem gerçek bir bilgiyi bize veriyor. Bir tek şimdi bulabildik bunu. İki, bunu ancak o ofiste oturan biri bilir. Ofiste oturmazsanız bilemezsiniz ki bu bilgileri. Dolayısıyla belgenin ve hatıratın doğruluğunu kanıtlayacak önemli bir gerçek de bu. Peki bu böyle. Peki konular durumu nasıl? Hatıratta anlatılan konular ve Osmanlı arşivi ilişkisine. Ben aşağı yukarı 10 tane konu seçtim. Ve bu 10 konuya ilişkin Osmanlı arşivinde arama yaptım.
Birincisi Naim Bey'in bahsettiği konular. Belgesi de var, yazdığı ama daha çok hatırat olarak bahsettiği. Ermeni yetimlerin Halep'ten Sivas ve İstanbul'a sürülmeleri meselesi. Biraz örnekleyeceğim onu size. Meskene ve Rakka civarında Ermeni çocukların öldürülmeleri sorunu. Demiryolu işletmesinde çalışan Ermeni ailelerinin Halep civarına önce yerleştirilmeleri, sonra oradan sürülmeleri olayı. Amerikan konsolosluğunun Halep faaliyetleri ve gözetlenmesi konusu. Alman askerlerinin sürgün boylarında gizlice fotoğraf çekmeleri ve İstanbul'a yollamaları meselesi. Sürgün yollarındaki Ermeni cesetlerinin temizlenmesi meselesi. Adana, Dörtgöl ve Haçin'deki şüpheli Ermeniler hakkında yapılan soruşturmalar. Olay olarak anlatıyor Naim Bey. Arkadaşlar, arşivde tek tek Naim Bey'in anlattığı bu olayları aynen kanıtlayan belgeler mevcut. Kitapta bunu anlattım. Burada bunu yapma şansım yok. Sadece birincisine ilişkin örnek vereyim. Naim Bey diyor ki, efendi, Halep'te Almanlar bir yetimhane kurdu. Ermeni çocuklara bakmaya başladılar. Ermeni çocuklarının sayısı arttı. Vali çok sinirlendi. Talat'tan bu çocukları buradan alın diye Talat'a rica etti. İstanbul'a alın dedi. Talat hayır almayız dedi İstanbul'a. Ve sonuçta bu çocukların Sivas'a gönderilmesine karar verildi. Bunları hep Naim'den anlatıyorum. Ben bu çocukların Sivas'a gönderilmesi ile görevlendirildim. Ama daha sonra para gelmediği için çocuklar Sivas'a gönderilmedi, iş kaldı. Hatırlamıyorum diyor. Galiba sonradan bu çocuklar İstanbul'a gittiler. Hatırat da böyle. Arkadaşlar, her bir adımına ilişkin Osmanlı arşivinde belgeleri mevcut. Hakikaten Alman'la kurulan ilişkiden valinin rahatsızlığı. Kadının adını da hatırlıyor Naim. Koch muydu, neydi diyor. Bir diyor Alman kadın vardı diyor. Hakikaten o kadına ilişkin belge. Halep'teki zengin Ermeni, Alman zenginlerinden biri. Ve bu adımların her biri ayrıntılı olarak orada mevcut. Diğerleri de anlatılmış vaziyette. Üçüncü aşamayı da başardık. Naim Efendi'yi bulduk. Hatıratını bulduk. Hatırattaki bilgilerin tümünün hemen hemen gerçekleri bize anlattığını Osmanlı belgelerine dayanarak da gösterdik. İşimiz bitmedi. Akademisyenlik hakikaten ciddi bir iş. Ya diğer iddialar, şifreli belge meselesi sahte ise. Naim Bey görevli olarak doğrudur, orada çalışmıştır, bilgiler de doğrudur. Ama ulan ben bu fukara Ermeniler, bana çok da para verdiler. Ben biliyorum bu şifre işini, 2-3 tanesini çiziktireyim şunlara vereyim bunu demiş olamaz mı? Hani hatıratın büyük kısmı ve belgeler doğru ama tek tek bazı belgeler sahte olamaz mı? Ona da yakından bakmamız lazım değil mi? Evet. Oral ve Yüce'nin kitaplarındaki ana iddialardan birisi çizgili kağıt kullanma. Diyorlar ki kitaplarında bu belgelerden 76 sayılı olan çift çizgili, işte şu resmini koydum size, hiçbir resmi işaret taşımayan bir kağıda yazılmıştır. Daha çok Fransız okullarındaki yazı, kaligrafi derslerinde kullanılan türden kağıtlara benzeyen böyle bir kağıdın Osmanlı dairelerinde resmi kağıt olarak bulundurulması beklenemez. Sahtedir diyor, sahteliğinin ispatı da budur diyorlar. Arkadaşlar, Osmanlı arşivi merkezden bölgelere yazılmış çizgili kağıt kullanın emriyle dolu. Bir tanesi burada. Diyor ki işte Emniyet Levazım Müdüriyetinden numunesi gönderilen çizgili kağıttan 100 adedinin gönderilmesi. Muhasebe şubesinin çizgili kağıt talebi. Kalem hususi için satın alınan çizgili kağıt bedelinin ödenmesi. Onlarca belge, hepsinden alıntı yaptım. Size en çarpıcı olanını göstereyim. Diyor ki Dahiliye Nezareti İçişleri Bakanlığı 1913 yılında, okumayayım oradan, özet olarak anlatayım.
Ya diyor, siz diyor posta dairesine gittiğiniz zaman çizgisiz kağıda karışık kuruşuk yazıyorsunuz. Rakamların sırası karışıyor. Telgraf memuru çekince İstanbul'a hiçbir şey anlamıyoruz. Onun içinde bir sürü git gel git gel yazılıyor. Çizgili kağıt bulun da mektup daireye götürdüğünüz zaman postaneye çizgili kağıtla verin diye emir yolluyorlar 1913 yılında. Yani çizgili kağıt kullanılması belgenin sahteliğinin değil, belgenin orijinal olduğunun kanıtı. Bunu da hallettik. Bir tek işimiz kaldı geriye. O da şifreleme teknikleri konusu. Bu çok karışık diye sunuldu ve hakikaten de karışık olduğu için kimsenin el atamadığı bir husustu. Ama ne diyelim, Türk hükümetlerinden Allah razı olsun, 2012 yılından sonra çok bol belge koydular arşive. Ve o konuda bazı çalışmalar yapabildik. Şimdi bir şeyi takip edebilmeniz için söyleyeyim. Osmanlı bürokrasisi 2, 3, 4 ve 5 rakam gruplu şifreleme tekniği kullandı. Bu örneğin 2 ve 3 gruplu şifreleme tekniği. Bakın görüyorsunuz 2 rakamlı, bu da 3 rakamlı şifreleme tekniği. Şimdi burada bu belgeler arşivde. Nasıl okuyabiliyoruz biz? Üstündeki Osmanlıca yazılardan dolayı. Yani herhangi bir elimizde anahtar ve çözüm yok. Bunlar 1915'te 16 yıllarında geldikleri zaman İstanbul'a hemen dairedeki memur tarafından çözülüyor. Çözüldükten sonra daha önce de başka örneklerini gördüğünüz gibi temize çekilip ilgili dairenin önüne konuyor. Bunlar ikili ve üçlü rakamlarla yazılmış şifrelemeler. Bunlar üç, dörtlü ve beşli rakam gruplarıyla, bakın 1, 2, 3, 4 rakam grubuyla. Bunlar Arapça rakamlar. İşte 5, 7, 3, 2 falan gibi rakamlar halinde yazılmış bütün bunlar. Burada ise gördüğünüz gibi 5 rakam grubuyla yazılmış. İşte 3, pardon 4, 9, 4, 9, 2 gibi. Yani bunların her birinin bir karşılığı var. Bu Osmanlı sisteminin kullandığı şifre teknikleri. Bunlar da Naim Efendi'nin Andonyon'a verdiği belgeler. 5 tane belge yayınlandı kitapta. Bir tanesi 29 Eylül 1915 tarihli 3 rakam grubu. Bir tanesi 9 Aralık 1915 2 rakam gruplu. Bu kitapta yayınlanmadı ama Gergeryan'ın arşivinde vardı. Onun için bizde de var şu anda. Üçüncüsü 26 Aralık 2 rakam gruplu. 20 Mart 3 rakam gruplu. 20 Mart 2 rakam gruplu ve diğer de 2 rakam gruplu. Bunlar tarihler çok önemli. Onun için bunu yazdım. Hatırlatacağım size. Şimdi Oral ve Yücel'in ana, bunlar da şimdi örneğini tekrar verelim. İkili rakam gruplarıyla verilen 3 belge Naim Efendi tarafından yayınlanmış. Bunlar bu ikili belge gene. Daha Fransız kitaptan aldım. Daha ayrıntılı ve iyi görüldüğü için. Gördüğünüz gibi çözebilmemiz mümkün değil. Teknik olarak araya bazen gereksiz, yani önemli görmediklerini yazarak şey yapıyorlar. Yazılar da var ama asıl metin burada. Onu ne olduğunu bilmiyoruz. Ama Naim Bey dediğim gibi hatıratta çözmüş vaziyette. Bunlar da 2 tane 3 rakam gruplu şifre telgraf. 29 Eylül ve 20 Mart. Bu iki tarih önemli, aklınızda tutun. 29 Eylül 1915 ve 20 Mart 1916. Oral ve Yüce bütün bunlar sahtedir diyor. Hepsi. 5 belgenin 5'i de sahte. Şifreli belgeler. Niye? Çünkü 1. Osmanlı arşivi esas olarak dörtlü ve beşli kullandı. Hiç ikili üçlü kullanmadı diyorlar. İkililer konusu biraz karışık ama hiç kullanmadı üçlü diyorlar. Ben size ikilileri gösterdiğim için sorun aslında halledildi, ikili ve üçlüyü. Ama kitabı ilk okuyanlar, hatta 2012'ye kadar herkes inandı ki hakikaten bir tek
dörtlü ve beşli var. Artı başka şey daha iddia ettiler. Farklı rakam grupları aynı tarihte kullanılmadı. Yani 4 ve 5 rakam gruplu belgeler kullanıldı ama her bir zaman diliminde bir tanesi kullanıldı. A zaman diliminde dörtlü, sadece dörtlü. O zaman bittikten sonraki bir diğer zaman diliminde sadece beşli. Dolayısıyla ana argüman şu, belli zaman dilimleri var. Bu zaman dilimlerinde kullanılmış tek şifre var. Bu zaman dilimi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, Oral ve Yüce hiçbir şey söylemiyorlar. Ama diyorlar ki 6 aydan kısa bir zamandı. Bunu nereden çıkartıyorlar? Onu da buradan. Kitaplarında bizim bugün hala görme imkanımız olmayan Genelkurmay Arşivinden iki belge yayınlıyor. Ana tezleri bu. Şimdi bütün arka planı anladığınız için bunu da kolay anlayacaksınız. Birinci tez, birinci belge 29 Eylül 1915. Pardon, ona ikinci soruda geçeceğim. 6 aylık zaman süresine ilişkin. Genelkurmay Arşiv belgesi sonraki konu. Birinci konu 6 aylık zaman süresi. Diyorlar ki 29 Eylül ile 20 Mart 1916 arasındaki fark 6 ay kadar. Bu da o iki üçlü belge. Bu durumda diyorlar 29 Eylül 1915 ve 20 Mart 1916 tarihleri aynı şifre anahtarının 6 ay kadar yürürlükte kaldığı anlamına gelmektedir ki savaş içindeki ülkede bir şifre anahtarının değiştirilmeden bu kadar uzun süre muhafaza edilmesi mümkün değildir. Anladınız mı? Yani eğer kullanılmış olsaydı 29 Eylül 1915'te üçlü, bu ancak 2-3 ay kullanılmış olurdu. Değişmesi gerekiyordu. 6 aysa sahte. Dolayısıyla bu iki belgede sahtedir, çöpe atın dediler. Çünkü dedi, neydi iddiaları? 6 ay kadar bir zaman süresi var. O zaman süresinde ya ikili, ya dörtlü, ya altılı, beşli belge kullanıldı. Arkadaşlar, tamamıyla saçma. Tamamıyla uydurma. Çünkü bizim arşivde bu belgeleri görme ve okuma şansımız yoktu. 2012'de aşağı yukarı 20 binin üzerinde belge koydular arşive. Hep bu numaralı belgeler. Bunlar bölgelerden gelen arşivler. Belgeler. Arkadaşlar 1914 ve 18 süresi boyunca benim baktığım süre ikili, üçlü, dörtlü, beşli, karma karışık, aynı günde hepsi ne 6 ayı 4 yıl boyunca aynı şifreleme tekniğiyle belgeler gitmiş gelmiş. Arşive girme şansı hiç kimsenin olmadığı için 2012'ye kadar herkes bu korkunç bir iddia, büyük bir iddia çürütemeyiz demişlerdi. İkinci önemli iddia, bu birinci 6 aylık zaman süresi iddiası. İkinci önemli iddia, iki tane belge yayınladılar. Biri 26 Ağustos, diğeri 11 Aralık 1915. Dikkat ederseniz arası çok sınırlı 6 aydan daha da az. 4-5 aylık teorilerine de uyuyor ve diyorlar ki sadece 5 rakamlı kullanıldı. 1, 2, 3, 4, 5 görüyorsunuz. Deniyor ki bu dönemde sadece ve sadece 5 rakamlı şifre tekniği kullanıldı. Dolayısıyla bunun dışındaki her şey sahtedir. İşte diyorlar size ispatı Talat Paşa'nın iki tane telgrafı. Ve bu telgrafları bizim görme şansımız hala yok arşivden. Tezi anladınız. 26 Ağustos ile 11 Aralık 1915 arası sadece 5 rakamlı belge vardır, şifre. Onun dışındakilerin hepsi sahtedir. Buyurun arkadaşlar. 26 Ağustos ve 11 Aralık arası yollanmış ikili ve üçlü rakam grubu ile şifrelenmiş telgraf örnekleri size. Osmanlı arşivinden. Şinasi Oral ve Yüce'ye göre bunların sahte olması lazım. Çünkü
Biri 25 Eylül'de yollanmış, biri 7 Aralık'ta yollanmış, üçlü, diğeri ikili. Sahte demek ki bunlar. Buyurun arkadaşlar. Onlarca belgeden birkaç tanesi. Yine 26 Ağustos ile 11 Aralık arasında yayınlanmış 4 rakam grubu ile şifreler. Onlarca var arşivde. Çöktü mü size arkadaşlar bu şifre telgraflarının karışık, çok böyle bilimsel açıklaması? Uyduruyor çünkü. Uydur uydur at. Nasıl kimse bakmıyor arşive, bakamaz. Yani ne satarsan yenir siyaseti yapıyoruz. Aynı tezle 20 Mart 1915 tarihli 3 rakam gruplu belgenin sahteliğini ispatladılar. Dediler ki, şimdi hatırlıyorsunuz biraz önce beşli diyorlardı. Beşli hangi dönem için geçerli? 26 Ağustos'la 11 Aralık 1915 beşli. Dediler ki 1916'nın Mart ayı ise dörtlü. O dönemde sadece dörtlü kullanıldı. Dörtlü dışındaki bütün belgeler sahtedir dediler. Ben oturdum tek tek Osmanlı arşivinde 1916 Mart'ına ait şifreli telgrafları saydım sizin için. Toplam 216 telgraf var. Mart ayında gelmiş İstanbul'a. Bunun 179 adedi beşli, dörtlü değil, sahte yani bunlar. Bunların 4 tanesi ikili ve geri kalan 31 adedi sadece dörtlü. Oral ve Yüce'nin mantığını takip ederseniz Mart 1916 ayına ait 183 tane sahte belge var Osmanlı arşivinde. Ciddiye alınacak bir tez değil. Vaktiyle arşivler kapalı olduğu için bu tür abuk sabuk iddialar hakikaten tez diye Türkiye'de piyasa yaptılar. Peki, bir ek bilgi daha vereyim. Bu konuya da geçip konuyu kapatalım artık. Soru cevap kısmına geçebiliriz. Naim Bey niye ikili belgeler verdi? Niçin biliyor musunuz? Sevkiyat dairesi, yani görevli olduğu deportasyon dairesi, ikili şifre kullanılıyordu. O kitapta yayınladım ben. Dahiliye Nezareti, İçişleri Bakanlığı bölgelere emir yolluyor. Sevkiyat dairesi diyor, sakın diyor, vilayete ait diğer şifreleri kullanmayacaksınız diyor. Yasak diyor sizin için. Dörtlü ve beşlileri kullandırtmıyorlar. Sadece ikilileri kullandırtıyorlar. Üçlüler de zaten İstanbul'dan gelmişti biliyorsunuz. Peki, sonuç? Sonuç şu, bu belgeler hakiki. Sahte olduğu mu ispat edilmek isteniyor? Dikkat ederseniz ikili belgelerin üzerinde şeyleri okuyamıyoruz. Sadece Naim Bey yazmış onu. Sahte olduğunu mu iddia ediyor Türk hükümeti? Şifre kalem şeylerini yayınlasınlar, defterlerini. Arkadaşlar bu gördüğünüz arşivden alınmış 1914 yılına ait üçlü şifrelemenin anahtar kitabı. Bir yıl boyunca kullanılmak üzere hazırlanmış, basılmış 1914 yılı. Peki arkadaşlar 1915, 16, 17, 18, 19 yıllarına ilişkin diğer şifreleme anahtar defterleri nerede? Yok. Arşivde bir tanesi bile yok. Sahte olduğunu iddia eden şifre defterini yayınlar, biz de o şifre defterine göre okuruz ve sahtedir deriz. Peki şifre defterleri var mı ellerinde? Var. Olmadı derler mi? Biraz zor derler. Niçin? Size bir örnek. İki tane belge var. Bu tek tarihli bir belge. 21 Haziran 1916. Dikkat ederseniz belgenin üzerinde hiçbir yazı yok.
Dörtlü Arapça rakamlar dolu. Diğer belgeleri hatırlıyorsunuz. Üstünde Arapça yazılar vardı. Çözebiliyorduk Osmanlıca. Bunu çözmemiz mümkün değil. Nereden bileceğiz bu belgene? Hiç kimse bilemez. Ama kataloğa koymuşlar. Hem de özetini yapmışlar. Bu Mekke'nin bombalanmasına ilişkin bir belge. Katalogdan biliyoruz. Ama çözülmemiş olduğu için okuyamıyoruz. Demek ki bunun en azından dörtlünün 1916'ya ilişkin şifreleme tekniği İstanbul'da arşivde bir yerde duruyor. Bunu yayınlamaları gerekiyor. Özet, Naim Bey hatıratının ve belgelerin sahte oldukları yolundaki Türk Devleti'nin ana tezi sadece bir hurafe ve uydurmadan ibarettir. Ve bugün kaldırıp çöpe atılması gerekir. Artık 1915'i inkar etmek için başka gerekçeler bulmalarında fayda vardır. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim.